İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Ermenilere karşı uygulanan soykırım, Armenosit kronolojisi. Biz Varız adlı STK bir dizi uluslararası yapıya başvurdu. 12-13 Nisan, Van Kahramanlık Savaşı. Şişli Belediye Meclisi Komitesi Başkanlığına Bolsahay Talin seçildi. Batı Ermenistan köylerinde korunan hamşendili. Ural adlı askeri araç bilinmeyen koşullar altında yoldan çıktı. 4 şehit ve yaralılar var. Artsakh'ın sözde Ağvan anıtlarının Ağvanlılarla ve Kafkas yerli topluluklarla hiçbir ilgisi yoktur. Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosit kronolojisi. 1912-1913 Balkan Savaşları ve Ermeniler. Jön Türklerin yönetimi Batı Ermenileri de dahil olmak üzere yerli halkın durumunda neredeyse hiçbir önemli değişiklik yaratmadı. 1912-1913 Osmanlı Türkiye'sinin Balkan Savaşları'nda yenilgiye uğraması Ermeniler arasında siyasi heyecana neden olur. Elverişli durumu değerlendiren Ermeniler büyük güçlerin dikkatini Ermeni vilayetlerinde iyileştirme çalışmaları yapmaya çekmeye karar verdiler. 2 Ekim 1912'de Gatorgos 5. Gevorg, Kafkasya Genel Valisi Vorontsov Daşkov'a resmi olarak başvurur. Vorontsov Daşkov, Berlin'in 61. maddesinin uygulanması için konuyu çara götürmeyi talep eder. Bir ay sonra Gatorgos, önde gelen Mısırlı Ermeni siyasi ve halk figürü Boğosnubar Paşa'ya Ermeni reformları konusunu büyük güçlerle sunma yetkisi verir. Ermeni sorununun yeniden gündeme gelmesinden endişe duyan Türk hükümeti bir reform programı hazırlar. Van, Bitlis, Tigranager, Trabzon, Karin ve Sebastia adlı 6 Ermeni vilayetinde sadece 4'ünde iyileştirme yapılması planlanır. Batı Ermenistan Ermenileri ise iyileştirmelerin uygulanması için kendi planlarını yapıyorlar. 6 vilayeti bir yüksek komiser veya bir genel valinin yöneteceği tek bir bölgede birleştirmeyi planlıyorlardı. Ermeni reformlarının uygulanmasının kontrolü büyük güçlerin elindeydi. Rusya'nın bunların uygulanmasını takip etmesi gerekirdi. Konuyla ilgili daha fazla bilgiye Batı Ermenistan Televizyonu'nun internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Artsakhlıların Biz Varız adlı STK girişimi, Uluslararası Kızılaç Örgütü ve diğer bazı uluslararası yapılara seslendi. Açıklamada Uluslararası Kızılaç Örgütü'nden, Birleşmiş Milletler'den, AGİT'ten, Avrupa Birliği'nden, Avrupa Konseyi'nden ve diğer kuruluşlardan talebimiz beyan ettiğiniz değerlerin arkasında durmaları ve Artsakh'ın yerli halkının devredilemez haklarını korumalarıdır. Açıklamada izleme misyonları oluşturun, gözlem grupları gönderin, Stepanakert'te temsilcilikler açın ve barış gündeminden uzak olan zulümleri kendi gözlerinizle görün. Uluslararası Kızılaç Komitesi'nin Artsakh'tan çekilmesinin, Artsakh'ın yerli halkının haklarının uluslararası kuruluşlar tarafından ihlal edilmesi zincirinin bir başka halkası olduğu kaydedildi. Biz Varız adlı STK girişimi, Uluslararası Kızılaç Örgütü liderliğine ve diğer uluslararası yapılara tek bir soruyla hitap ediyor. Anıtlarımızın, kiliselerimizin, kültürel varlıklarımızın, mezarlıklarımızın ve mülklerimizin korunmasını kime bırakıyorsunuz? Uluslararası kontrol ve gözlem misyonunun bulunmadığı kara delik haline dönüşen Artsakh'ta bölge halklarının tarihi dünyanın gözü önünde yeniden kurgulanıyor. Bakü, Ermenilerin ana yurtlarına dönmelerini engellemek için sürekli olarak Ermeni mirasını yok etmeye devam ediyor. Biz Varız adlı STK, bütün uluslararası yapılar kendi suçlu suskunluklarıyla bizi vatanımızdan mahrum etme sürecine ortak oluyorlar vurgusunda bulundu. 1915 baharında Van Ermenileri kimlikleri ve kendi evlerinde yaşama hakları için mücadele ettiler. Batı Ermenistan Televizyonu Western Armenia TV 12-13 Nisan'ın sizlere kronolojisini sunuyor. 12 Nisan.
12 Nisan'dan itibaren Aygestan'ın her yerinde birkaç gün boyunca şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Düşman sürekli saldırıyor. Türk komutanlığı süvarileri konuşlandırıyor ama boşuna. Ermeni öz savunucuları geri çekilmiyor. 12 Nisan'da Sahak Bey mevzisi önündeki Türk kuvvetleri alevler içinde yanıyor ve çeşitli mevzilerdeki Türkler öldürülüyor. O gün çok sayıda mülteci Aygestan'a taşınıyor. Görgü tanıkları anılarında 50 kişilik Alman hastanesinde 142 kişinin yerleştiğini anlatıyor. 13 Nisan. 13 Nisan'da durum nispeten sakin. Askeri organın yayınladığı bültende bazı düşman savaşçılarının öldürüldüğü, Türklerin en güçlü mevzilerinden biri olan Topal Molla'nın evini ateşe vermeyi başardıkları belirtiliyor. Türkler karşı saldırı başlattı ancak planı uygulayamayınca silahlarını geri bırakarak uzaklaştılar. Askeri organ, öldürülen Türkler ve şehit düşen 11 yaşındaki Ermeni kızı hakkında bilgi veriyor. Askeri organ, birkaç gün içinde yaşanan olayları özetleyerek, savaşçılara sağduyulu davranma çağrısında bulunarak, "Küçük başarılar sizi pervasızlığa sürüklemesin, her şeyin sonu övgüye değerdir," dedi. Şişli ilçesi belediye meclisi üyeliğine seçilen Ermeni Talin Ergüneş Gazer, belediye meclisinin 3 komitesinde görev yapacak. Belediye meclisinin ilk oturumundan sonra Talin Gazer'in Şişli İlçe Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı'na seçildiği, aynı zamanda Eğitim Komitesi ile Kültür, Sanat ve Turizm Komitesi üyeliğine de seçildiği kaydedildi. 31 Mart Pazar günü yapılan Türkiye yerel seçimlerinde azınlık toplumlarından bazı isimler belediye meclis üyeliğine aday gösterilmişti. İstanbul Ermeni toplumundan Talin Ergüneş Gazer, Margarit Dikme, Diyarbakır Ermeni toplumundan da Aret İbrahim Türkay aday gösterildikleri ilçe belediye meclislerinde görev almaya hak kazandılar. Aret İbrahim Türkay, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de yer alacak. Kristin Şenkal ise Beylikdüzü İlçe Belediye Meclisi'nde yedek üye olmaya hak kazandı. Hamşen halkı ve Hamşen dili üzerine yapılan çalışmalarda sıklıkla rastlanan Batı Hamşen, Doğu Hamşen ayrımı dilin konuşulup konuşulmamasına dayanmaktadır. Doğu grubu olarak kabul edilen Artvin ilinin Hoppa, Kemalpaşa ve Borçka ilçelerinde yaşayan Hamşenliler, Hamşen Ermincesi ile iletişim kurarken, Batı grubuna dahil olan Rize, Trabzon ve Karin vilayetlerinde yaşayanlar ise bu dili konuşamamaktadır. Bu ayrım aynı zamanda Batı grubuna dahil olan Hamşen halkının Ermeni diliyle ilişkisi sorununun tartışma konusu olmasına da zemin hazırlamaktadır. Batı Hamşenliler Ermenceyi unuttu mu? Eğer unuttularsa Doğu Hamşenliler neden unutmadı? Bu tür sorular, bu tartışmalar sırasında ortaya çıkan konulardır. Dolayısıyla bu bölgelerde Ermenilerin izini sürmek, bu tür soruların cevabını bulmak açısından oldukça önemlidir. Gezgin notları bu bölgelerde Ermeni dilinin izlerini sürmek için en önemli kaynaklardan biridir. Bu bölgeleri ziyaret eden seyyahlar, Pıjışkyan, Mar ve Koh, o bölgenin sakinlerinin Ermenice konuşan Müslüman Ermeniler olduğuna tanıklık ediyor. Bu izleri takip etmemizi sağlayan bir diğer kaynak ise o bölgelerin yer adları ve aile adlarıdır. Bölgede halen Grigor, Timoş, Hozger ve Minas gibi Ermeni soyadları kullanılmaktadır. Bu bölgelerdeki tepelerin, dağların, zirvelerin adları arasında pek çok Ermeni adı korunmuştur. Bunlar arasında Madurn gibi sembolik bir yer adı da sayılabilir. Bir diğer kaynak ise Osmanlı arşivlerinde muhafaza edilen ve köylerde yaşayan vergi mükelleflerinin listelerinin yer aldığı vergi tahsil defterleridir. Bölge köylerinde 1600 yıllarda vergi mükelleflerinin isimleri Ermeni iken sonraki yıllarda Müslüman isimleri giderek artmaktadır. Bazı yazıtlarda Müslüman isimleri taşıyan ancak Ermeni soyadlarını taşıyan kişilere rastlamak mümkündür. Yakın zamanda bu protokollerle ilgili yeni çalışmaların yayınlanacağını da
belirtelim. 12 Nisan günü saat 15.25 sıralarında Doğu Ermenistan Savunma Bakanlığı'na bağlı NE askeri birliğinin askerlerini taşıyan Ural marka askeri araç bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak yakındaki bir vadiye yuvarlandı. Doğu Ermenistan Ulusal Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre kaza sonucu ilk belirlemelerde 4 şehit ve yaralılar mevcut. Olay açıklığa kavuşturulmaya çalışılıyor. Doğu Ermenistan Ulusal Savunma Bakanlığı olayla ilgili ek bir açıklamada bulunacak. The state television company Western Armenia represent the most important news for today. Today's broadcast. The 16th session of the National Assembly of Republic Boy. The state television company Western Armenia represent the most important news for today. Good day. Today's broadcast. The 16th session of the National Assembly of the Republic of Western Armenia. The commemoration ceremony in Mandelyula, Nabul. Chronology of genocide committed against Armenians. In the direction of Movses village, the enemy opened fire. Baku armed forces opened fire in the direction of Nerkin Khanzoresk village. The main problem of Turkey is hidden Armenians. Subjects were discussed on the Mother Goddess, Mariam from Anahit. A regular session of the National Assembly of Western Armenia, Lal Napol. Address, I'm Melvin, 40 years old, wearing that they are Armenia Deputy Minister Asile Martin.
sashkara hemen da.